Emniyeti uyuşturucu satıcılarına yönelik büyük bir operasyon düzenledi. Operasyonda 46 milyon değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Şimdi operasyonun ayrıntılarını İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bulunan Habertürk muhabiri Hakan Tunç'tan alalım. Hakan, senden dinleyelim. Son durum, operasyonun son durum ne? Oya, şöyle diyelim, bundan tam bir ay önce Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bir telefon geldi. İhbarcı Büyükçekmece'de bir villada uyuşturucu hap, ekstazi imal edildiğini iddia ediyordu. Ve bunun üzerine teknik ve fiziki takip başladı. Tam bir ay sürdü bu teknik ve fiziki takip ve ardından bu villada gerçekten imalathane olarak kullanıldığı, ekstazi hap imal edildi, anlaşıldı. Ve sonrasında ilerleyen günlerde teknik ve fiziki takip çerçevesinde buradan imal edilen hapların yine bu görmüş olduğunuz özel araçlarla, bu araçlar Zula'lı araçlar, sizden bir müsaade etmenizi isteyeceğim. Bu Zula'lı araçlar, bakın, oldukça lüks araçlar. Ve Zula'sını gösterebilir misiniz bize? Evet, gördüğünüz gibi elektrikli Zula'ların açtığı kapaklardan kilolarca ekstazi çıkıyor. Ve bu araçlarla İstanbul'da sevkiyat yapıldı. Ve aynı zamanda bu aracın içinde bu aracın içindeki bu Zula'lara yerleştirilen hapların yine bu aracın içinde satışa sunuldu, anlaşıldı ve sonrasında gerekli işlemler yapıldıktan sonra bu her iki araçta imal edilen hapların satışa sunulduğu, İstanbul içerisinde satışa sunulduğu anlaşıldı ve İstanbul Emniyet Müdürü Doktor Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla da geçtiğimiz günlerde operasyon için düğmeye basıldı ve Büyükçekmece'ye gittiğinde narkotik polisi imalathanenin villadaki aletlerin halen çalışmakta oldu ve hap imal ettiği anlaşıldı. Operasyonun neticesi de tam tamına 2 milyon 200 bin uyuşturucu hap, ekstazi hap ve yine imalathanede kullanılan gereçler ve yine bu Zula'lı araçlar ele geçirildi. Ancak en önemlisi, İstanbul Narkotik Polisi'nin yaklaşık 2 yıldır peşinde olduğu ve ekstazi doktoru olarak bilinen İG'de yine bu imalathanede baskın sırasında kıskıvrak yakalandı. Şu an için polisteki işlemleri tamamlandı. Gözaltına alınan isimlerin emniyetten adliyeye sevk edildiler ve tutuklanarak cezaevine gönderildiler diyelim. Sözü size bırakalım. Hakan